Tarihinden yaklaşık 4 saattir bizler bu noktadayız ve aslında kaza ile ilgili sizlere hem farklı noktalardan o manzaraları göstermeye çalışıyoruz hem de elimize gelen yeni güncel bilgileri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Tabii bizler demiştik özellikle de Sarıyer'deyiz. Kameraman arkadaşım Aydın Baytar aslında sizlere hemen arkamda duran o görüntüyü sizlere aktarmaya çalışsın ki bu noktada malum sabahın erken saatlerinden bu yana sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Ancak dediğimiz gibi aslında gece 3 sıralarında meydana gelen bu kazanın ardından işte hemen bu noktada duran aracın bir gecekonduya uçtuğunu sizlere zaten söylemiştik ki çalışmalar zaten saatler süren bir çalışma var bu noktada. İtfaiye ekipleri, AFAD ekipleri bu noktada çalışmalarını sürdürüyorlardı ki hala da devam ettiğini sizler de görüntülerden görebiliyorsunuz. Ancak dediğimiz gibi bu noktada bir gecekondu duruyordu. Ancak o çalışmaların ardından gecekondudan eser kalmadı. Çünkü hasar oldukça büyük. Çünkü inanılmaz derecede bir hasar aldı. Gecekondunun duvarları yerle bir oldu ki bu noktada da zaten şu anda enkaz çalışmaları başladı, kaldırılmaya devam ediyor. Onu söyleyebiliriz öncelikle. Dediğimiz gibi aslında evin içinde, gecekondunun içinde 4 kişilik bir aile vardı. 4 kişi ve kamyon şoförüyle birlikte 5 kişinin hastanede tedavilerinin öncelikle devam ettiğini, sürdüğünü, ancak kritik olmadığını onları sizlere aktarmaya çalışalım. Ancak diğer gecekonduda zarar gören 2 vatandaşın da bu noktaya gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildiklerini söyleyelim. Yani toplamda 7 kişinin yaralı olduğunu ancak durumlarının çok da iyi olduğunu sizlere aktarmış olalım. Tabii bu noktada kamyon hala bu noktada duruyor. Çalışmalar, enkaz çalışmaları kaldırıldıktan sonra vinç yardımıyla kamyon da bu noktadan kaldırılacak. Hemen Aydın'dan rica edeyim, aslında zarar gören diğer gecekonduyu da sizlere göstermek istiyorum aslında. Hemen yokuşu da gösterirse Aydın, aslında bu noktanın ne kadar yokuş olduğunu, özellikle de kamyonlar için riskli olduğunu ve şu iddia da var. Özellikle de bizlerin bulunduğu bu güzergahta kamyonların girmesi yasaktır. Tabelaları duruyor özellikle de sokak başlarında ve navigasyonun kamyon şoförünü bu noktaya yönlendirmesiyle birlikte de bu kaza meydana geliyor. Tabii gece sularında olmuştu demiştik. Direksiyon hakimiyetini kaybederek özellikle de ilk bir otomobile çarpıyor kamyon şoförü. Daha sonra ise hemen işte Aydın'ın gösterdiği bu görüntülerden de anlayacağınız üzere önce gecekondunun çatısını tamamen yerle bir ediyor ki bu noktada zaten demirleri, duvarının tamamen zarar gördüğünü bizler görebiliyoruz ki özellikle de yayına girmeden önce vatandaşlarla bir röportaj yapmıştık ki bu gecekondunun sahibiyle bir konuşma geçmişti aramızda. Gece vakti uyurken üzerimize beton parçalarının düştüğünü bizlere söylemiştik ki bir de özellikle de mucize olduğunu bizlere söylediler diyelim ve buradaki çalışmalar hala devam ediyor. 7 kişinin sağlık durumunun da iyi olduğunu söyleyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım.